Daha güne gidiyor değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma ve erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'ah ve erinel batıla batıla ve erzukna ictinabah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallallahumma ala seyyidina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yirminci söz, ikinci makam mukaddime. Hem Hazreti Musa aleyhisselamın bir mucizesini beyan eden فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُفْمَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ. Ayet işaret ila ahir. Bu ayet işaret ediyor ki zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile âb-ı hayat celp edilebilir. İşte şu ayet bu mana ile beşere der ki rahmetin en latif feyzi olan âb-ı hayatı bir asa ile bulabilirsiniz. Öyleyse hadi çalış bu. Burada daha önceki ayetlerin tefsirinde takip edilen usulü yine hatırlayalım. Konu anlaşılıyor. Yani dikkat edeceğimiz nokta şu. Sondaj yapabilirsin. Yerin altından bahseleri çıkartabilirsin. Rahmet-i İlahiye'nin rahmet hazinelerinde saklanan nimetleri kendinin hizmetine alabilirsin. Bunun yolları var. Yerin altında ben ne yapayım deme. Sondajla açarsını fışkırır. Hazırladık sizi. Haber veriyor. Yoksa sondaj teknolojisine göre ayet tefsir edilmiyor. Ayet rahmet hazinelerinde böyle şey, böyle nimetlerin gizli olduğunu ve siz böyle şeyleri çıkarabilirsiniz demeye geldiğini ayetin söylüyor. Bu ayet mutlaka sondaj demek değil. Böyle yollar açık demek. Yani benim kavani-i adetullahımda bunlar var demek. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُفْنَةَ عَيْنَةَ عَشَرَ. Şimdi mucizevi ayetler, mucizeler, peygamberlerin mucizelerini anlatan ayetler. Zaten onun, hep onu anlamaya çalışıyoruz. Neden Kur'an bizim bilmediğimiz çağlarda, bilmediğimiz yerlerde olmuş bir olayı bana anlatıyor? Bir peygamberin mucizesini anlatıyor. Neden bu peygamberin mucizesini bana anlatıyor? Yok, peygamberi övmek için mi? O ayrı. Peygamberlere biz mucizeler göndeririz demek istiyor. Ayrı. Bunun birçok manası var. Yani bir prizden peygamberim derse ona soracaksın. Mucizeni göster arkadaş diyeceksin. Çünkü ben her insan yani hasta olur falan, ben peygamberim diyebilir. Yani bir halüsinasyona kapılır vesaire. Emin olmak için mucize göster diyeceğiz. Çünkü peygamberler mucizeleriyle kendilerinin Allah, kainatın yaratıcısı tarafından görevlendirildiklerini sergiliyorlar. Hiç mucizesi olmayan Hazreti Zekeriya gelip de Hazreti Meryem'e yemekler nereden yanlar yanıyor? Allah'tandır, Allah dediğini çocuklandırıyor.
ona kadar sanki hiç düşünmemiş. Ya düşünmüştü de ben bu şekilde bir yolla Allah'ın vereceğini düşünmemiş olabilir. Verebilir, kesin bilir ama başka yolla verdiğini düşünmüştür. Bu nereden geliyor soruyor. Sonra yani o anki hadise mucizevi onun için. Yani, mucize bu şekilde de olabilir diyorsunuz. Yepyeni bir anlayışla. Olabilir ama bu mucize yok demek değildir. Ama prensip olarak mucize peygamberler mucizeler göstermek suretiyle yani bu kainatın yaratıcısı görevlendirdiği peygambere onun kainatın yaratıcısı tarafından görevlendirildiğini göstermek üzere yani kendi kendine ben öyleyim demediğini göstermek üzere kainatın yaratıcısı peygamberlere mucize veriyor. Bu konunun bizim 20. sözdeki gördüğümüz, çalıştığımız yönüyle ilgisi yok. Yani burası başka bir konu. 20. sözün konusu değil bu. Ama 20. sözün esas konusu olan bu peygamber mucizelerini anlatmak değil, peygamberler mucize gösteren kimselerdir diye anlatmak değil. 20. sözün esas konusu şu. Peki benim görmediğim, bilmediğim zamanlarda ve yerlerde peygamberlere mucize gelmiş, bana Allah, yani şu kainatın ve benim yaratıcım, bana niçin bu olayı anlatıyor? Bir yönü peygamberler mucizelerle insanlara Allah tarafından gönderildiklerini gösterirler. Allah'ın sünneti budur. Ama bu 20. sözün konusudur. Bu yönüyle bakmıyoruz olaya. Çok yönleri olabilir, onu da bakmıyoruz. Burada yalnızca peygamber mucizelerinin Kur'an'da anlatılmasının bize bakan yönü nedir? Orada peygamberlere mutlak ittiba etmek gerektiğini anlatıyor. Esas mukaddemenin başında bunu söylemiştir. Mutlak ittiba neydi? Peygamberlere hem dini, oradaki tabirleri kullanalım, hem terakkiyatı maneviyede hem de terakkiyatı maddiyede peygamberler İnsanların bir yönüyle imamlarıdırlar, bir yönüyle ustabaşlarıdırlar. Bu üstadlarıdırlar. Ustabaşlarıdır diyor. Yani o da şu dünyadaki hayatlarını dahi nasıl yaşayacaklarını göstermek üzere görevlendirilmiş memurlardır. Diyor. Aslında bu şimdi de böyle olması lazım yani. Şimdi şey olmuş. Peygamber mesleğinden gelenlerin işte hem terakkiyat manevi hem manevi ve terakkiyat maddeyle önder olmaları lazım böyle. Herhalde günümüzde de yani iki konuda da hani peygamber mesleğinden gidenlerin önder olması lazım. O zaman din, yani peygamberler vasıtasıyla gönderilen din, bu iki rehberliği ihtiva ediyor. Terakkiyat-ı maddiyede, ama terakkiyat-ı maddiye, terakkiyat-ı maneviye çok konuşarak geldik biz. Ne kastediyoruz? Bunlar çok, tekrar bütün konulara geri dönmemiz lazım. Ne kastettiğimizi de bilelim. Terakkiyat-ı maddiye, terakkiyat-ı maneviyeden dünyayı nasıl kullanacağız? Dünya ile olan ilişkilerimizi nasıl kuracağız? Daha önce bizim kafamızda bir terakkiyat anlayışı varsa onu buraya monte edersek olmaz. Yani peygamberler yalnızca bizim kafamızdaki ayırdığımız manevi hayat ile maddi hayatı
tanzim eden, bizim kafamızdaki şekliyle olmaması lazım. Biz dünya ile olan ilişkilerimizi hangi esaslara göre kuracağız? Onun da rehberliğini peygamberler yapar. Bu dünya ile olan ilişkilerimizin içerisinde bizim anladığımız anlamda bir terakki varsa onun da rehberliğini din yapar. Bizim anladığımız teknolojik gelişme diye şimdi 21. asrın teknolojisini düşünüyorsak, onun da gelişmesinin ilkelerini, terakkiyatının ilkelerini din belirler. Allah'ın yani kainatın yaratıcısının bana yapmış olduğu rehberliğin içerisinde o da olmalıdır. Hepsi olmalıdır. Yoksa benim yaratıcım bana tam rehberlik yapmamış olur. Dine bu gözle bakmak gerekiyor. Dinin kaynaklarına bu gözle bakmak gerekiyor. Peygamberlere bu gözle bakmak gerekiyor. Peygamberler ile gönderilen mesaja, yani vahye, kitaplara bu gözle bakmak gerekiyor. Esas bakış açısını belirliyoruz. Ama bu bakış açısı bana neyi nasıl yapmam gerektiğini söylüyor da başkasının yaptığıyla yarışacak mıyım, yarışmayacak mıyım, o orada gerekir mi, gerekmez mi, ayrı konu. Yani birazcık daha vahyin dinlenilmesine muhatap olunması, dinlenilmesinde vahye muhatap olunmasında, vahiyden faydalanmasında takip edilecek ilkeleri daha da bir derinliğine düşünmek gerekir. Yoksa hani esas bu teknoloji bizim yapmamız lazım bir şeklinde değil. Yapmamız lazım mıydı? Peygamber ile gönderilen mesaj onu söylüyor mu? Bak bakayım, onu aramak için baktın mı? Kur'an'a o gözle baktın mı? Veya vahiyler artık her peygamberin kendisine gönderilen vahiylerde o nasıldı? Evet, birisinin işte peygamberlere gönderilen peygamberlere verilen mucizelerde beşerin, insaniyetin terakkisi için ilkeler veriliyor ama ilkeler konulmuş ama bu ilkeleri ben şimdi kendi kafama göre mi anlayacağım? Yani Süleyman Aleyhisselam'ın havaya bindirilmesinden, burada Musa Aleyhisselam'ın işte taştan çıkarmasından, su çıkarmasından bahseden mucizelerini de nasıl anlayacağım? Bunlar daha da ciddi düşünülecek ama tabii konumuz ortasındayız. Birdenbire öyle biz de bunu yapacağız. Onların yaptığı uçaktan daha hızlı giden uçak yapacağız denmez yani. Acaba uçak yapacak mıyız? Bakalım vahiyen, uçak yapalım diyor mu? Sana Kur'an'ın rehberliği ile senin bizim dünya ile olan ilişkimizi nasıl kurmamız gerektiğine bir bakmamız lazım Kur'an'a. Bakalım o ne diyecek? Uçak mı yap diyecek, yoksa füze mi yap diyecek, yoksa başka bir şey mi yap diyecek? Yani şimdiki veri teknolojiyi kullanılarak Kur'an'a bakılmaz. Kur'an'a bakılarak onun rehberliğine tabi olunur. Zaten 20. sözün 2. makamının hep şimdiye kadar yanlış anlaşılmasının nedeni de odur. Veri teknolojiyi kullanarak, şimdiki teknolojiyi, şimdiki maddi insanların terakkiyatı maneviyesini, terakkiyatı maddiyesini şimdiki medeniyetin tarif ettiği şekilde kafamıza koyup ondan sonra Kur'an'a bakarsak işte modern akım odur. Buna çok dikkat etmemiz lazım diye vurgu yapa geliyoruz dersin başından beri. Yani bu 20. sözün 1. ve 2. makamından beri devamlı buna vurgu yapıyoruz. Kur'an'ın rehberliğinde dünya ile olan ilişkimizi tanzim edeceğiz. Yoksa dünyanın şimdiki durumunu veri kabul edilip Kur'an'ı anlamaya çalışmayacağız. Şimdiye kadar da öyle anlaşıldı ki sen de sonu demiyor. Onu çok uzun konuştuk. Çok uzun konuştuk. Yani tekrar geriye dönersek ders yapamam. Yani o öyle gözüküyor da öyle değil. Onu tabii düşünmek lazım. Çok tefekkür etmek lazım. İlk defa öyle gözüküyor. Onun için vurgu yapıyoruz zaten. Cenab-ı Hak şimdi bu فَكُمْ نَذْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرْ Hazreti Musa'ya dedik ki asanla taşa vur. فَنْفَجَرَتْ مِنْ هِسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا 12 tane göz. Hani su gözü deriz ya biz.
Yani ne kaynak. Buradan fışkırdı. 12 kabiliye, 12 kaynak. Herkes kendisi oradan anlatıyor. Demek ki herkesin kendi ihtiyacına göre Rabbim oradan her şeyi gönderecek. Artık orası açık, şöyle anladım, böyle anladım diyebilirsin. Ayrı konu. Ama nasıl anlayacağız? Hazreti Musa'nın böyle bir mucizesinden bahsediyor. Kabilelerin ayrı ayrı ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrı ayrı nimetlerin çıkmasını sağlıyor bu mucizeyle. Şimdi bu bize bir rehberlik yapıyor. Ne bakımdan rehberlik yapıyor? Bir bakımdan terakkiyat-ı maneviyemizde Hazreti Musa'nın getirdiği vahyin insanın maneviyatının ihtiyacına bakan tarafı var. Terakkiyat-ı maddiyede de insanın maddiyatına maddi ihtiyaçlarına bakan tarafı var. Siz ikisini birden rehber alacaksınız diyor. Sahih-i Müslim'in vurgusu bu. Yani dinde peygamberi takip edeceğim. Dünyada ben kendi bildiğimi okuyacağım. Böyle bir kainatın yaratıcılığının rehberliği olmaz diyor. Peki, devam edelim paragrafa, ikinci paragrafa. Cenab-ı Hak şu ayetin nisan-ı remziyle manen diyor ki, İbrahim. Ya, şimdi Bismillah, konunun özüne geldik. Şimdi kaldır ellerini. Tamam, güzel. Tamam, kaldır ellerini. Dikkat et şimdi dünkü dersteki birkaç dersten beri yapmış olduğumuz vurguların nasıl dikkatli bir şekilde kullanıldığını. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı remziyle manen diyor ki. Ayetin lisan-ı remziyle. Çünkü ayetin sarih manası Hazreti Musa'nın mucizesini anlatıyor. Peki neden bana bunu söylüyor Allah? Ben Musa'yı görmedim aleyhisselam. Aleyhisselatü vesselam. Görmediniz bir sürü peygamber. Neye bunu bana anlatıyor? Hani dedik ya bunun anlatmasının Kur'an'da benim şimdi bu cümle ile bu haber ile muhatap olmamın hikmeti ne? Zaten esas Kur'an'ı tarihselleştirmeyeceğiz diye bağıra bağıra konuştuk ya. Önceki derslerde. Yok muydun, var mıydın? Kopuk olmanın. Şimdi bütün olay Kur'an'ı tarihselleştirmemektir. 20. sözün ana konusu o aslında. Yani burada söyledi ya, hikaye-i tarihiye olarak değildi. Burada var mıydı? Kur'an-ı mucizin beyanın en parlak ayetler olan mucizat-ı enbiya ayetleri birer hikaye-i tarihiye olarak değildi. Ha tamam, sen var da kasarsın. Niye diyor ya diye. Evet, tarih hikaye bir şey, bir kıssa anlatılıyor ama tarihi bir kıssa olarak değil. Ondan birçok manayı irşadiyeyi tazammun eden yönleriyle ona muhatap olmak lazım ve şu anda Allah'ın bana bunu niye söylediğini düşünerek. Niçin bana Allah Hazreti Musa'nın mucizesini bana anlatıyor ki görmedim etmedim. Nasıl da tasdik edeceğim ben bunu? Evet, doğru söylesin yarabbim. Vallahi görmedim ki. Nasıl doğru söylesin diyeceğim. Demek ki bana bakan tarafına dikkat edeceğim. Bana bunu niye anlatıyor? Diyor bu, onun için bu paragraf Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı remziyle, dikkat et, lisan-ı remziyle, remzi ima eden, remzeden manasıyla manen diyor ki, diyor, ey insan, ey beşer değil, değil mi? Bazı yerde beşer dedi, bazı yerde insan dedi. Burada ey insan. Şimdi insan olarak ayetin karşısına geç dedi, beşer olarak değil. Daha önce bazı yerlerde de beşer olarak konuyu ele aldı. Burada insan olarak. Ey insan. Madem bana itimat eden bir abdimin eline öyle bir asa veriyorum ki her istediği yerde ab-ı hayatı onunla çeker. Böyle. Ab-ı hayatı onunla çeker. Dikkat ediyoruz. Ab-ı hayat
hayat suyu, yani bir de, hani sanki hayatına su veren, canlandıran şey, yaşadığında değer hale getiren şey, onu çeker. Sen de benim kavanini rahmetine itimat etsen, istinad etsen. Bak şimdi bize ne verdi? Kainattaki yaratılışın adı ne oldu? Oradaki prensiplerin ismi ne oldu? Rahmet kanunları oldu. Demek ki tabiat kanunlarının şu şekilde veya bu şekilde gelişmesinin sonucunda şu şöyle oldu, bu böyle oldu değil. Kavani-i rahmet. Bizden bu anlayış bekleniyor. Rahmetin kanunlarına, kudretin kanunlarına, tedbiri ilahinin kanunlarına istinad etsen, şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin, haydi et. Yani onun gibi bir şey sen de bulabilirsin. Çünkü o benim rahmet kanunumun da kanunumun doğru söylüyor muyum? Bu kanunumda, rahmet kanunumda böyle bir prensip vardır, sana bunu haber veriyorum. Bak bu anla, verdiğim haberin doğru çıktığını göreceksin. Dikkat et, uygula, göreceksin. O zaman bu söylediğim, bir zaman ben Hazreti Musa'ya böyle bir şey yaptırdım dediğin zaman, evet bu kainatın yaratıcısı böyle bir şey yapabilir dersin. Tasdik edersin olayı. Mümkün olduğunu görürsün. Yeter ki sen böyle bir çalışmanın içerisine gir. Kainatın yaratıcısı olan benim, sana kainatta, yarattığım kainatta böyle kurallarım var, sana bunları açık bıraktım dediğini görürsün. Tasdik edersin. Bulursun. Bağlantıyı kurabildik mi? Şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir alet elde edebilirsin. Haydi et. Efendim? Böyle bir anlayışı neye dayanarak istatıyor? Yani hani bu yüzden... Kur'an tabi, Kur'an'ın genel tarifinde. Kur'an kim, nedir? Şimdi bu yani zarar... Bunun aksi söyleyebilemez mi? Yani mesela diyelim ki bir tane mucize vardır. Diyelim ki beşer onu taklit edemeyecektir mesela. Ya bu diyelim ki bütün mucizeleri... O okumaya bağlı, okumaya bağlı. Kur'an'ı ne diye tarif ediyorsun? Kur'an'ı ne diye tarif ediyorsun? Kur'an ne için bize geldi? Bunlar Kur'an tariflerinden çıkar. Yani kim konuşuyor? Ne diye konuşuyor? Ne söylüyor bana? Bunları bilerek ayetlere baktığımızda her ayetin renzi manası bizim Kur'an tanımımıza göre değişir. Yani her ayetten mutlaka aynı renzi manalar, aynı işari manalar çıkacak değil. Yani bakacağız, kim konuşuyor? Tarif et. Genelde Kur'an ile kainatın yaratıcısı konuşuyor. Kainatın yaratıcısı neyi yarattığını bilmez mi? O seni de bilmez mi? Beni de yarattığına göre biliyor. Şimdi ben Kur'an'ı hangi pozisyonda okuyacağım? Kur'an'a hangi pozisyonda muhatap olacağım? Hangi makamda muhatap olacağım? Benim yaratıcım beni terbiye ediyor, bana rehberlik yapıyor, makamında muhatap oluyor. Burada bana şunu söylüyor, burada da bana şunu söylüyor diyebileceğiz. Aynı kalıbı, aynı işari manayı mutlaka hepsinden aynı şekilde çıkaracağız değil. İlkeleri koyuyor. Sen bu ilkelere göre bak, bu ayetten bunu çıkartabilirsin. Bir tanesi bu. Tek manası da değil. Mutlaka bu demek de değil. Manalarından bir tanesi bu. Bu ayetten, ben bu ayeti okuyunca hemen aklıma bu geliyor diyebilirsin. O zaman o işari manayı Kur'an'ın genel ilkeleri içerisinde tutarlı olmak şartıyla kendine rehber edebilirsin.
Ya ya benim hani mucizeler şey oluyor ya. İşte olağanüstü bir olay oluyor. Ben beşerim yapamayacağı bir şey oluyor. Ama burada üstad o hani beşerin yapamayacağı olağanüstü olayın bizim hani taklit edebileceğimizi söylemiyor mu yani gelen hani şey olarak? Kainatın yaratıcısının böyle bir olağanüstü peygamberin, tabi çok başa geçiyoruz da ben de sıkılıyorum. Peygamberlerin Hazreti Musa'nın elindeki asayı bir taşa vurarak su çıkartması o Hazreti Musa için mucizedir. Tamam, orada kimse o zamanda, onun zamanında, onun çevresinde hiçbir insan eline bir asa alıp da vurup taştan su çıkartamaz. Bu Musa Aleyhisselam'ın eline verilmiş bir mucizedir. Biz Kur'an'ın bu olayı bana neden anlattığına bakıyoruz. Bana niye anlatıyorsun bunu? Görmedim etmedim diyorum ya. Görmedim bilmiyorum bana bunu niye anlatıyor? Yani hikaye olarak anlatmıyor. Kur'an bana yani benim yaratıcım bana bunu şimdi niye anlatıyor? Ben de o ayet karşısında şöyle bir soruyla bakacağım. Ey benim yaratıcım, şu anda benim problemlerim var, benim sorularım var. Ben bu dünyada ne yapıyorum, niye geldim, niye beni yarattın bilmiyorum, anlayamıyorum. Hissediyorum bir şeyler tam adını koyamıyorum. Bana yardım et diye Allah'ın konuşmasına muhatap oluyorsun. Veya böyle bir konuşma arıyorsun. Bu arayış içerisinde Kur'an diyor ki ben Allah'ın kelamıyım diye geliyor. Peki diyorsun, bakayım sana. Tamam. Şimdi her böyle oturduğumuz zaman hani yani gerçekten görüyoruz ya bu işte yani. Hazreti Musa'nın mucizesi bana niye anlatıyor diyor. Evet. Ondan sonra ben diyorum ki işte belki ben de hani yerden onun gibi hani su çıkarabilirim. Yok. Diye düşünüyorum mesela. Hayır, bu demek olmadı. Bu kainatın yaratıcısı bana bunu anlatırken belki bana yaratılışta böyle bir kanun gizlidir. Ne dedi? Rahmet kanununun dahilinde vardır ki taştan bir şey vurup su çıkartabilirsin. Belki bana bu haberi veriyor. Tamam şimdi. Yani ben de çıkarabilirim değil de Allah bana bu mesajı veriyor. Bir bakayım diyeceksin. Acaba böyle bir işari mana çıkartabilirsin. İşte tamam, yani böyle bir şey düşündük. Dedik ki hani acaba bana hani bunu mu anlatıyor diye düşündük. Daha sonra yani bu düşüncenin mantıklı mı mantıksız mı olduğunu yani belki de benim bu düşüncem yanlış. Tamam. Hani onu nasıl anlıyorum yani ya da... Çalışacaksın, bakacaksın. Gayret göstereceksin. Bakalım araştıracaksın. Rahmet kanunlarında böyle bir şey var mı diye. Yani bak bağladı. Hani bu biraz prensip gibi de onun için diyorum. Hani diyelim ki normalde ben bir tane ayet okurum. Hani benim çok hususi olarak diyeyim. Yani kendime göre anladığım bir şeydir mesela. Ya hayır bu ayet bana şunu anlatmak istiyor derim. Mesela hani onu çok fazla sorgulamaya gerek yok da. Hani diyelim ki şu işaret varsa. Ama buradaki hani o üstadın genel yapmasını bir şey gibi hani yani geniş bir prensip veriyor gibi değil mi? Evet. Onun için herhalde. Bu prensip şudur. Burada öyle anlatıyor. Kur'an'ın peygamber mucizelerini anlatmasındaki ana ilke bu mukaddemeyi okuyoruz şimdi. Tamam, açıklayacak ileride bunun detayları nedir diye. İnsanların hem terakkiyat-ı maneviye diyelim, ne dediğimizi anlayalım. Hem terakkiyat-ı maddiyelerinde Allah'ın insanlara rehberlik yaptığının kafada, akılda bulundurulmasıyla, yani bunu bir ilke olarak bilerek Kur'an'a muhatap olunması gerektiğini söylüyor. Esas bu. Bu ayetten öyle anlatın, öbür ayetten başka bir işari mana çıkartırsın, ayrı konu. Ama peygamberler Allah kainatı ve beni yaratan, böyle tarif etmek lazım, beni yaratan benim insan olarak, zaten burada hemen insan dedi, daha önce bazı yerinde beşer dedi, beşerler ya beşer dediği yerde yalnızca neyi düşünürdü, neyi söylüyordu? Senin terakkiyatını,
Yani kainatı nasıl kullanırım? Herkes zaten kainatı nasıl kullanırım diye düşünüyor. İnsan beşeriyetiyle. Ama insaniyetiyle, şimdi yalnızca dünya ile kurduğumuz maddi ilişki değil, insaniyetimizle ilişkiyi nasıl kuracağız? O zaman vahiy sana yeni kapılar açıyor. Onun için vahye muhatap olduğu yerde insan diyor, vahye muhatap olmayıp da bir hayvanın içgüdüsü gibi, insanın da bir insan olarak içgüdüsüyle yalnızca dünyaya yöneldi, hayvan gibi dünyaya yöneldi yere beşer diyor. Bu ayrımlara falan dikkat ederek baktığımızda, Kur'an bana insaniyetinin gereği, şu dünyada nasıl yaşayacağımı öğreten rehber kitaptır. Bu gözle bak, ona göre dinle diyor. Ben o gözle bakınca bu ayetlerden böyle manalar çıkarttım diyor. Remzi manayı anladım diyor. Sen de bir başka ayete bak, sen de remzi manayı anla. Yalnız bizim mesela işte bir yerde gidiyoruz, bizim bir anlayışımız var. Yani soruların altındakileri tahmin edebiliyorum biraz kendime göre. Bizim bir mucize anlayışımız var, bir keramet anlayışımız var. İşte bir yere gidiyorsun, birisi şöyle yapıveriyor, kalbinden geçeni biliveriyor vesaire. Yani bunlar hep bana, ben de böyle yapabilirim demek mi peygamber falan olmadan? Bu yaklaşımla değil. Çünkü orada benim anlayışlarım, rivayetler, hikayeler başka şekilde geliyor bana. Gerçek ekmeğiyle gelmiyor. Yani o gelenler, ben de böyle mi yapacağım? Yani bir yere gideceğim işte durup dururken elime su dökecekler. Oradan peygamber mucizesi anlatılıyor. Oradan yüzlerce kişi su aldı. Bunun bir yolu mu var acaba? Yani belki de var. Biz bunu yap. Belki de var. Ne biliyorsun? Şimdi teknoloji böyle bir şey göstermedi diye. Buna yok mu diyeceğiz? Cinlerle Süleyman Aleyhisselam şöyle yaptı, bu kuş da böyle yaptı. Belki bunlar var. Ama bizim vazifemiz nedir? Bu ilkelerle birlikte bakıp acaba böyle bir anlam çıkartabilir miyim? Yani mevcut teknolojiyi kullanarak ayete bakmak değil, ayete bakarak dünya ilişkilerini tanzim etmek ölçüsünü getiriyor. Bu 22. makam, 20. sözün 2. makamı. Her ayetin başka bir sana remzi manası olabilir onu. Onu herkes kendisi kapasitesince düşünecek, eğitecek kendini, Kur'an'a muhatap olacak vesaire. Yani uzun bir çalışmanın sonunda herkes kendine göre bir remzi mana bulma meylini gösterecek. Öyle diyelim, çalışması yapacak. Bizim dünyadaki vazifemiz de bu. İlkeleri unutmayacağız. İlke Kur'an'a nasıl muhatap olunur? Peygamberler niçin gönderiliyor diye anlamak. Mesela. Yoksa hayran kalmak için mucize okunmaz. Hayran kalmak için keramet rivayet edilmez. Bir insanın üstünlüğünü anlamak için, aşağılığını anlamak için böyle şeyler de bakıyorsun, olmadık bir şey yapıyor. Demek ki bu üstün bir zattır veya kişidir. Böyle şeyler için konu burayı aşıyor. 20. sözün 2. makamını aşıyor. Yanlış olur. Namazdan çıkıyor. Çünkü hiç ölçüsü yok diyor ve İlgisi yok çünkü daha güzelden böyle bir şeyler zuhur etmedi diyor. Zuhur etmedi. O olsa bile bir sekiz alameti. Ne? Ayıramasını. Kerami nedir o? Bir... O onlar Hindistan'da ya. O zaman diyorsun işte yok bile. Yani onlar da gösteriyor kerami. Gibi, bize keramet gibi geliyor. Biz öyle bir eğitim yapmadığımız için. O riyazetin falan ne sonucu? O Allah'a tanımak ile muhiyete ilgisi. Evet. Yani peygamberlerin yolunda gitmenin meyvesi değildir. Olmayabilir, olabilir, bilmiyoruz. Yani onlar, o ölçü değil. Yani bunlar çok değişik konular. Yani olsa bile velayetin yolunda zuhur eden bir şey, muhiyetin yolu ki çok daha yüksek. Öyle bir şey yok çünkü artık kainat mucizesi. Evet, çok çok
Bunları dikkatle okuyacağız esas. Bunları dikkatle okuyacağız, anlamak için okuyacağız. Peki ben... Rabbani'nin neden müceddit esnitani bu ayrımı yapabildiği için. Onun ondan sonra hep ayrım yapıldı. Daha önce kimseyi ya korkuyordu, velayet yolu tenkit etmekte. Veya yani sorgulamazsan değil de sorgulamazsan. Sorgulayan İbn-i Teymiye gibi ki İbn-i Teymiye de kadiri bir şeydi. Yani herkes diyor ki yani fazla ilerli. Gitti de ciddi almıyor. Ama o pozitif şekilde yaptığı için İmam Rabbani ve ikisi arasındaki farkı gösterdiği için ve yani tamam reddederek değil. Bunu nasıl nübüvvet yolunu ihya etme eğitimini yaptığı için ona müceddir yani. Onun için sünnet seniye itibarı binler keramete tercih ederiz düsturunu getirdi. Ama anlatır nedeni. Teker anlatır. Ama biz tabi hemen meyledi vermeye böyle şeyle birdenbire kapılıvermeye meyilli. Onun için uzak doğu dinlerinde insanlar böyle ekstra ordinary, diğer insanlar yapamayacağı şeyler yapmak suretiyle kendilerini kabul ettiriyorlar ya. Bizim dediğimiz keramikler zaman şimdi kentlerinde aynı şekilde bir defa yaşıyorlar. Zaten onun için olsun falan o yöntemizleri gidiyorlar. Hani tasavvuf şeyden alınmış diyorlar. Hristiyanlarda. Çünkü aynı yerlerde Bağdat'ta, Suriye'de, Mısır'da orada güzel Hristiyanlar var ve aynı şekilde yaşıyorlar. Onların iddiaları da aynı keramikleri var. Aynı bizim okuyoruz ya Radyant Adeliye şöyle yaptı, böyle yaptı. Git aç, şimdi okuduğumuz kitapları aynısı, aynı keramik orada da var. Nerede? Hani orada dediğin nerede? Hristiyanların evliyalarını anlatan. Evet. Ve onların da ölçüsü o. Yani keramet o olanların. İnsanlar gidiyorlar orada mesela şifa için. Keramet görmek için ziyaret ediliyor. Her yer Hristiyan bir monk. Ve Hristiyan monk kendisi yazıyor. Kesinlikle inanıyor ve Allah demiyor, Jesus Christ'tan bunları sana verildi. Sen o tarafa diyorsun, uzak doğu dinlerinde de aynı şeyler rivayet edildi. Aynı şeyler, onlara şey veriyor. Referans. Örnek, diyor ki işte yogiler zaman zaman ne hatırlıyor, kalıyor. Tabii. Anadolu biraz o kültürün etkisi altında. Peki işte beşer terakkiyatının mühimlerinden, bak beşer dedi, dikkat ettin mi? İbrahim takip et. Şimdi Cenab-ı Hak şu ayeti misali remziyle manen diyor, ey insan, bana itimat eden bir abdimin, kullara bak, ey insan bir, bana itimat eden, Allah'a itimat eden, bak kendi ilmine değil, Allah'a itimat eden, bir abdinin, yani ubudiyetinin farkında olan birisinin eline böyle bir asa veriyorum ki her istediği yerde ab-ı hayatı onunla çeker. Sen de benim kavanini rahmetime. Şimdi beşer ne yapar? Beşer kavanini tabiattan çıkartır. İnsanın o anlayışını temsil eder. Yine aynı kainattan geliyor da beşer tabiat kanunlarını incelediğimi söyler. Sen abd olarak kavanin rahmeti inceleyeceksin. Veya araştıracaksın, inceleyeceksin. Doğru olmadı burada. Evet. Beşer terakkiyatının mühimlerinden birisi bir aletin icadıdır ki ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet ondan daha ileri nihayat ve gayat-ı hududunu çizmiştir. Evet. Nasıl ki evvelki ayet şimdiki hali hazır teyyareden çok ileri nihayetlerin noktalarını tayin etmiştir. Yani siz şu dünyaya kavanin rahmetime itimat ederek muhatap olduğunuzda ab-ı hayatı çıkartırsınız. Yalnızca su değil, sizin için ab-ı hayat. Nedir? Hayat, yani hayatın hayatı nedir?
imandır. Bak onun her şeyini çıkartırsınız. Maddi ve manevi ihtiyaçlarınızı çıkartırsınız diye özetleyebiliriz. Çünkü Kur'an peygamberlere iktidai küllü, kül olmak görevini verdi diyor. Bu gözle bakmamız lazım. Yani hem maddi terakkiyatı hem manevi terakkiyatı peygamberlerin rehberliğinde yapmak lazım. Bak burada bir ayet daha söylüyor. Var mı vaktin? Biz altıda başlıyoruz. Evet. Onun için İbrahim demişti ki alışın. Çok iyi oldum. İbrahim demişti ki 6-10 getireceğim demişti. Gitmem lazım. 7-10 geçe gitmem lazım demişti. İbrahim 7-10 geçe gitmen lazım mı? Şu ayet okuyalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair ve übri'ul ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta biiznillah. Tabi burada Kur'an'ın mucizeliği de var. Bunlar Kur'an'ın da ifadesindeki mucizelik. Böyle şeylerin olduğunu söylüyor. Biz zamanla gördük ama görmeyenler varken söylüyordu bunu. Onlar, o da bir ayrı yönü. Bu Hazreti İsa'nın bakayım burada bir şey anlatım da söyleyecek de işte Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim dedi Hazreti İsa. O söz bu. Kur'an Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine ittiba'a beşeri sarihan teşvik eder. Ahlak-ı ulviyesine ittiba'a beşeri açıkça teşvik eder. Yani ona tabi olun der. O benim Resulümdür der. Öyle de şu elindeki sanat-ı aliyeye ve tıbb-ı rabbaniyeye remzen terhib ediyor. Yani onu da söylüyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibet zede beni Adem. İhtiyacınız var ya, musibete maruz olduk, hastalandık. Ey musibet zede beni Adem. Meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız bulunuz. Hatta ölüme de muhakkak bir hayat rengi vermek mümkündür. Ben bunu bir peygamber eline size gönderdim. Gösterdim. Ve burada benim rahmet kanunlarında, Şafi isminin tecellisinin kanunlarında bu var, ara bu. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki, bak bu teknolojisi henüz çıkmamış bir olayı söylüyor. Bu da var, nihayet hududunu çiziyor. Sen burada çalış, çalışabildiğin kadar ama onu söyleyecek. Bunu çalışırken neden böyle yapıyorsun falan söyleyecek. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı için, ya nasıl yapacaksın? Esas dünyayı, dünyadaki o kanunları bulurken Allah'ın esmasının kanunlarını bulup Rabbini tanıyacaksın. Esas olan o diye vurgu yapacak ileride. Yani marifetullah için dünyaya çalışacaksın diyor. Kıssalardan şey dedik yani, Yusuf Aleyhisselam da legat-ı kâneti Yusuf'a vatıkvetihi ayağı Yusuf'ta ve kardeşlerinde arayanlar için ayetler var. Yani biz bu olayı size birçok yönlerden rehber olsun diye anlattık diye anlayabiliriz. Evet. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki ey insan benim için bak dikkat edin şimdi. Anlatıma çok iyi dikkat edin. Benim edelim hep beraber. Benim için dünyayı terk eden bir abdime, bak teknoloji dünyaya sahip çıkmak değil, dünyayı terk etmek için olmalı. Ya nasıl olacak? Yani kainattan, şu yaratılmış kainattan kanunları çıkartacağım, ondan malzeme yapacağım. Şimdi yemeği nasıl yaratık Allah'a yaratık ibadet ediyorsun, yemekten çıkıp melekliğine geçiyorsun. O yönüyle bakın. Yemeden Allah'a şükredemiyorsun. Dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, kelimetullah, vahiy, yani terakkiyat-ı manevi de rehberlik diyelim.
biri de maddi dertlerin ilacı. Ama kime verdi bunu? Dünyayı terk edene verdi. Ama ilaç nerede? Dünyada. Dikkat edin, dünyayı terk etmek ne demek? Dünyevi maksatla, hırsla dünyayı dünya için ilgilenmemek. Dünyayı Halık'ı adına kullandığın zaman sana hakikaten maddi dertlerin ilacını verir. Yoksa öyle bir teknoloji geliştiririz ki bizi dünyanın içinde tekrar boğar. Dünyayı terk etmeyen dünyada Esma-i İlahiye'nin kanunlarını bulamaz. Ne bulur? Kendini onun içinde batıracak kanunlar bulur. Onu boğar kendini dünyanın içinde. Sonunu getirmez. İnsaniyeti kurtulmaz, bilakis esir olur dünyanın altına. Dünya onu kullanır. Dünyayı o kullanmaz. Dikkat edelim. Çevremize de bakalım. Bu tahlili yapabiliriz. Peki. Vurgu güzeldi. Benim için dünyayı terk eden bir abdine iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur-u hidayetle diriliyor manevi dertlerin dermanı. Ölmüş kalpler. Peygamberin getirdiği rehberlikle nasıl dünyayı göreceksin, varlığını nasıl anlatacaksın, kendi varlığına nasıl bir çözüm getireceksin? Bunları onun getirdiği ölmüş kalpler hidayet nuruyla diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi, şu güzelliğe bak ya. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor terakkiyat-ı maddiye. Hani manevi terakkiyatında rehberiydi, maddi terakkiyatında rehberiydi. Şimdi ölmüş kalpler nur-u hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi cesetler de, hastalar da onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Demek ki onun kanunlarında, yaratılış kanunlarında o ölmüş gibi kalplerin, ölmüş gibi cesetlerin ya da hastaların tedavisinin onun kanunlarında yolları var, ara bul, söyleyecek. Sen de benim eczane-i hikmetimde, yani havani-i hikmetimde, niye hikmetindedir diyor. Yani hikmet, Hazreti İsa'nın özelliklerinden birisiydi ya, en bari. Eczane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul, elbette ararsan bulursun. Sana bu mesajı da remzen veriyor. Yani birisi diyorsa ki bu ayet bunun için gelmiş, çok saçma olur. Hayır. Remzen bunu okuyunca sen, ben, ya bu bize ölmüş gibi olan bir hastanın derdine de derman var demeye gelmesin diyebilirsin. Hadi onu çalışalım bulalım diyebilirsin ama yani dünya için yaparsan mahvolursun. Dünyayı terk ederek yaparsan hakikaten onun Rabbin eczane-i hikmetinden rahmet ve şifa rahmetinden, rahmet kanunlarından ve şifa verme kanunlarından istifade edebilirsin. Otun kökünde midir, bilmem bir yerde bir mineralin yapısı da mıdır? Orada Rabbin hikmeti gizledi. Ara bul, arayan bulur. Ama unutma, dünyayı terk etmek lazım. Hazreti Süleyman için ne demişti? Hatırlıyor musun İbrahim? Hazreti Süleyman için hevai nefsini, bak orada güzel bir ifade kullandı. Hevai nefsini terk ettiği için onu havaya bindirdik. Demek ki dikkat edin, hakikaten bizim eğer teknoloji nedir ya, dünyadan nasıl çalışacağız, dünyayı nasıl kendimize hizmet ettireceğiz diye bir kaygımız varsa, buna bir çözüm arıyorsak, önce hevai nefsimizi terk edeceğiz. Dünyayı terk eden bir abdime, Hazreti İsa'da da.
Ya bunları terk edeceğiz ki ondan sonra kainatı, Allah'ın yarattığı şu maddi şeyleri, kendi imkanları kendime nasıl hizmet ettirebilirim? İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Hadi yapabilirsin diyor. Ama dünyayı terk etmek şartıyla. Ya bak, dünyayı terk etmek ne kadar ters anlaşıldı değil mi? Veya bizim anlayışımıza çok ters geldi. Dünyayı terk etmek suretiyle şimdiki tıbbın çok ilerisindeki hudutlarını çizerek, yani ilerindeki hedefleri göstererek yapabilirsin diyor. Bulabilirsin. Evet. Terk etmeyen de bulabilir. Bulur da batar. Bulduğu ilaç onun başına daha çok bela olur. Dünyayı terk etme esprisini unutmadan yap. Hazreti Süleyman, hevai nefsini terk et, havaya bin. Hevai nefsini terk etmeden havaya binme yolunu bulursun ama ab-ı hayatı bulamazsın insaniyeti. Yani bir vahyi dinleyenin elinde gelişen teknolojiyle, teknoloji diyorsak, vahyi dinlemeyenin elinde gelişen teknolojinin mahiyeti tamamen farklı olacak demektir. Biz de Müslümanlara da Kur'an'ı kendine rehber edindiğini söyleyenlere de yol gösteriyor. Vahyi dinleyenlerin dünyayı nasıl kullandığının örneğini gösterin diyor. Tembellik yapmayın diye de diyor da tembel bir yerde anlatıyordu hani. Okumuştuk ya. Tembel beşere söyler, kalk çalış, sen yok musun? Sen onun için onun için onu duymadın sen. Allah razı olsun. Peki. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmenene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Gerçekten çok ince şeyler söylüyor. Yine üstünde yoksa da altta var. Çok ince şeyler söylüyor gerçekten. Biz dünyaya bağlanarak gelişmiş bir teknolojinin kurbanlarıyız. Neyden yapıyor ya? Öyle bir şey oluşuyor. Yani. Evet. Diyor işte bak ben bunu yaptım, sen ne yaptın diyorlar. Evet, bir noktada haklı, ben bir şey yapmadım, tembelim. Ama vahiy bana ne diyor? Ben onu da bilmiyorum. Ona çok dikkat edeceğim. Vahiy bana nasıl peygamberi kendi hayatımda terakkiyatı maneviyemin ve terakkiyatı maddiyemin rehberliğini yapmak üzere önüme koyacak. Bunları anlatıyor. Ama benim en çok korktuğum şey dünyaya, şuraya bakıp teknoloji deyince, maddi terakki deyince bu dünyadaki terakki akla getirip ondan sonra ayete baktığında mahvedersin ayet. Ki bu modernist akım dediğin zihniyet 19-20. yüzyılın başında bunu yaptı. Komik oldu. Şimdi insanlar bundan çıkmaya çalışıyorlar ama ne yapacağını bilmiyor. Yani çıkmaya çalışıyor. Böyle teknolojiyle ayet anlatılmaz diyor. Tamam. Her türlü yani ehli dünyanın teknolojik gelişmesi karşısında eziliyoruz biz. Ama vazifemizi yapmadık, ayrı konu. Ondan sonra onlarla yarışıyoruz. Ehli dünyanın teknolojisiyle yarışıyoruz. O zaman ehli dünyanın teknolojisi, yani sen dünyevileşerek onların kölesi oluyor. Hayranlık nasıl? Efendim? Orada nasıl farklı oluyor? İnsaniyeti yok. İnsaniyeti yok etmek, bu olmadı. İnsaniyeti köleleştirmek. Benim olmasın diyor. Sanki olmasın, teknoloji olsun, insan olsun. İnsan gibi yaşayın diyor. Şimdi yavrum. Gibi. Onlar büyük bir ekol, şeyde Avrupa'da ve burada Müslüman konvertiler. Çok öyle düşünüyor. Ya bizim çok ciddi çalışmaya ihtiyacımız. Bizim çok ciddi çalışmaya, daha doğrusu Risale'yi çok dikkatli okumaya ihtiyacımız var.
Çok dikkatli. O da bir tepki yani galiba. Teknolojiye karşı değil. Yani. Diyor ki bir medeniyetini oluştur kendi teknolojini. Kuracak. Yani burada çok güzel ifadeler kullanıldı ya. Çok güzel bak. Şu geçişler, şu örgüler müthiş. Ben hayran oluyorum. Yani hakikaten böyle bir anlayışı kazanmaya çalışmak lazım. Cenab-ı Hak şu ayetin misali işaretiyle manen diyor ki ey insan benim için dünyayı terk eden bir aklına bak. Dünyayı terk etmek, benim dünya ihtiyacım yok dedin mi? Oldu Uzak Doğu dinleri ve Hristiyanlıktaki mank zihniyeti. Hayır. Benim için dünyayı terk eden bir abdime, Allah için dünyayı, yani dünyayı yaratıcısı adına terk eden bir Rabbim. O zaman yaratıcısı ya, ya bunlar, bu, he, bu yemek yemeyeceğim falan bilmem ne, işte kuru olacağım falan, kurular efendim, yoga yapıp işte yogiler gibi yapacağım, onlar benim için değil, kendi fazileti için o boş. Dikkat et, benim için dünyayı terk eden bir abdime. Otur düşün, dikkat et. İki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur-u hidayetle diriliyor. Bu terakkiyat-ı maneviyede. Yani Kur'an ile bir insan dünya anlayışını, varlık anlayışını vahyin getirdiği şekilde tanımlamadığı sürece şu dünya ile kurduğu ilişki onu dünyaya köleleştirecektir. Çünkü kendisinin ve dünyanın varlığını yaratıcısı adına tanımlamadı. Vahyin terbiyesinden geçip bir defa nur-u hidayetle kalbini ihya etmedi. Nur-u hidayetle kalbini, aklını temizlemeyen, nurlandırmayan birisi dünyayı nasıl kullanacak? Batacak altında. Gömülecek dünyanın içine ki bu medeniyet onu gösteriyor. Yani iyi dikkat edin. Yani cümlelerdeki anlatım tarzı bize yani nasıl dünyaya bakacağımızı, bu olayları nasıl algılayacağımızı kelime kelime gösteriyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Peki bu mucize. Hani mucizenin anlatısı mı? Peygamber gülüyordu, nefes veriyordu, ilaç veriyordu. Şöyle yapıyordu. Ölmüş gibi hastalar ilaç buluyordu. Hani o anadan doğma kör. Şifa buluyordu. Sen de benim eczane-i hikmetinde her derdine deva bulabilirsin ayetin mesajı veriyor. Hem de benim eczane-i hikmetimde yani bir insanın dünyada ben de ilaç bulacağım derken dur nereye gidiyorsun? İşte ilaç aramaya gidiyorum. Dur nereye gidiyorsun? Bu ilaç aramaya gittiğin yer neresi? Hani ben de diyorum laboratuvarda bir şey çalışıyorum. Bir dakika. Benim eczane-i hikmetimde ya o ilaç aradığı, laboratuvara koyduğu malzeme var ya, eğer kainatın ve o insanın yaratıcısının hikmet eczanesinin bir parçası değilse, o kişiden medet bekleme. Sana ilaç bulur, mahvedersin. Her derdine deva bulursun. İşte belki Nasr'ın veya o rivayet yapıldı ya, bazı kişilerin teknolojik gelişmeye reaksiyonlarının altındaki yatan, bu teknolojik gelişmenin tabanındaki yatan mana, anlayış, dünya görüşü. Bu dünya görüşünün yanlışlığından bu teknoloji insanlığa refah değil, insanlığa esaret getirdi. Herkes onun esiri oldu. Ama sen ne yapacaksın diyor, benim eczane-i hikmetimde her verdiğine deva bulabilirsin. Çalış bul. Elbette ararsan bulursun. Var haberi veriyor bu. Bu Hazreti İsa'nın mucizesini anlatan ve o hikayeyi anlat, onu hikaye eden. Kısa. Bu ayet bana ararsan bulursun mesajını da veriyor. Ama hangi şartlarda olacak? Ayete muhatap oldun. Kelamullah'a muhatap oldun. Yaratıcının sana rehberliğine muhatap oldun. Unutma. Bir defa senin yaratıcın sana konuşuyor. Dünyayı kendi başına var zannedersen onun bir defa kalbin ihya olmadı.
Kalp ihya olmayınca akıl hiç ihya olmaz, el hiç ihya olmaz. Kalp onlara esas hayat suyunu kalp verir. Yani manevi terakki olmadan maddi terakki olmaz. Var gibi görünmesine bakmayacağız. İyi dikkat edelim, düşüneceğiz. Var mı hakikaten? Analizlerini yapacağız. Olmaz. Lillahi'l-Fatiha.